Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2015 model Ford Courier aracımıza MyWay marka 10 inç büyüklüğünde Tesla multimedya montajı yaptık. Cihazımızın montajını yaparken elektronik veya plastik aksama müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bu araba dolu paket, titanyum paket arkadaşlar. Bunun tuş takımını ve yukarıdaki ekranını söktük. Görmüş olduğunuz gibi kendi çerçevemizi ve multimedyamızı birebir oturtturduk. Ayrıyeten geri vites kamerası eklentisi yaptık. Vitesimizi geriye taktığımız zaman hızlı bir şekilde kameramıza geçiyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu cihaz aracın bilgilerini de veriyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kapı açık kapalı bilgilerini ekrandan görebiliyoruz. Direksiyon kumandamızda ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mute tuşları bunlar da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi dilerseniz cihazımızın kullanımına geçelim. Şu an video menüsündeyiz. 1920x820 Full HD görüntüsü var. Ekranı QLED ekran, gün ışığında ve akşam gayet net görüntü alabiliyoruz. 4K videolara kadar da destekliyor. Herhangi bir format ayırt etmiyor. Cihazımızda görmüş olduğunuz gibi ekranı tam ekran yapma ve orijinal formatında izleme özellikleri de mevcut. Şu an cihazın kendi dahili hafızasına atmış olduğumuz demo videoları seyrediyoruz. Bir de torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliriz. Navigasyon bölümümüz var. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birinci şu an açmış olduğum Google Maps. Bunun için internet bağlantısı gerekiyor. Telefonun internetini bağladıktan sonra normal cep telefonumuzdaki gibi arama bölümüne tıklayıp gideceğimiz yerin adını veya adresini yazıyoruz. Daha sonrasında cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de geriye basmamız yeterli. Tabi bunu kullanmak için dediğim gibi internet bağlantısı yapmamız lazım arkadaşlar. Radyomuz var. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Burada hızlı arama çubuğumuz var. Hızlı geçişler yapabiliriz. Kanal hafızayı almak istersek 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızayı alacaksak bir iki saniye basıp tutuyoruz üzerine ve kanal oraya hafızayı alıyor. Hafızadaki kanalları direksiyon kumandası tuşu yardımıyla da gezebiliyoruz. Radyo bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapabiliriz. Bundan sonrasında telefon görüşmelerimizi kablosuz bir şekilde arabaya aktarıyoruz. İstersek rehberde paylaşabiliriz. Bu sayede arayan kişiler ismiyle görebiliriz. Veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arama yapabiliriz. Bluetooth bağlantısına girmişken şunu da söylemek istiyorum. Cihazımızda CarPlay ve Android Auto özelliği de var. Şu an telefonumuzun CarPlay bağlı olmadığı için geçiş yapmıyor. Eğer iPhone kullanıyorsanız CarPlay aktif çalışıyor. Android telefon kullanıyorsanız da Android Auto'yu sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazımızda iki ayrı menü var. Birinci şu an açmış oldum. Tüm uygulamaların olduğu ana menümüz. İkincisi de şu aplikasyona bastığımız zaman tüm uygulamaların olduğu menüye geçiş yapıyoruz. Burada da cihazın içindeki uygulamalarda gezinti yapabiliriz. Burada size ne göstermem gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar internet bağlantısı yaptıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Google haritaları kullanabiliriz. Daha sonrasında Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde Play Store'dan indirmek istediğiniz uygulama olabilir. Bunlar Netflix, Spotify, Fizi tarzı uygulamalar olabilir. Bunları indirip cihaza kurabiliyoruz. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. En son olarak da CarPlay'imiz var. Z-Link 5. CarPlay'in bağlantısında Bluetooth yaptıktan sonra bu uygulamadan geçiş yapıyoruz. Bu cihazda bir de müzik özelliği var. Yine cihazın kendi hafızasına müzik atabiliriz. Veyahut da USB üzerinden de harici bellek üzerindeki müzikleri de cihaz üzerinde oynatabiliriz. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Siz de arabacınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler.